Saygıdeğer Bakanım, Türk Telekom ailesinin değerli mensupları, hem Milli Eğitim Bakanlığının hem Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığının çok değerli mensupları hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi en derin saygılarımla selamlarken böyle bir işbirliği protokolünün imzalanmasına şahitlik edecek olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bir Çin atasözü der ki, planınız bir yıl için ise pirinç ekin. On yıl için ise ağaç ekin. Yüz yıl için ise insanları eğitin. Hükümet olarak biz hem yakın geleceğimizi düşünerek elbette ki tarıma önem veriyoruz. <laughs> Ve yine on yıllarımızı düşündüğümüz için ülkemizin her köşesine milyonlarca hatta milyarlarca ağaç dikiyoruz ve yine ülkemizin her yerinde altyapı yatırımları yapıyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin gelecek yüzyılını, bir yılını düşündüğümüz için de çok önemsediğimiz eğitimi hiç ihmal etmeden el ele işbirliği yaparak bu konuda da çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek kuşaklara emanet edeceğimiz Türkiye'yi dünyanın herhangi bir ülkesi olmadığını bilerek, önemseyerek eğitime hizmet veriyoruz. Bin yıldır acılarla yoğrulan bir coğrafya Türkiye. Dede Korkutların, Hacı Bektaşların, Hacı Bayramların, bunun gibi birçok büyüklerin desen desen, nakış nakış, ilimle, İrfanla, aşkla, vecde, coğrafya olmaktan çıkarıp vatan yaptığı dünyanın en zengin kültür ve medeniyet havzası bir Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz. İşte bunun içinde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşama imkanı elbette ki bu topraklarda mevcut. İşte o imkanın değerlendirilmesinin de ancak eğitimle olduğunu bildiğimiz için Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan okuma-yazma seferberliğine büyük ölçüde ulaşmış ancak bugün artık bunun yeterli olmadığını bilen bilgisayar okur-yazarlığının okur onun da yetmediğini, internet okur-yazarlığının çok önemli olduğunu bilen bir ülke olarak bunlarla yetinmiyoruz. Daha bilgili, daha donanımlı, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve anlayabilen hatta Takipten öteye giderek dünyada yaşanacak yeniliklere öncülük edebilen bir insan kaynağı yetiştirme gayreti içerisindeyiz. İşte bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu konuda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu teknolojileri kullanmanın da öneminin farkında olarak işbirlikleri yapıyoruz. Bu konuda değerli Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın gecesini gündüzüne kattığına şahit olan arkadaşlarınızdan biriyim. Eğitimle ilgili her türlü talebimizi en hızlı şekilde, zaman kaybetmeden ekibiyle birlikte takip ediyorlar, sonuçlandırıyorlar ve bundan dolayı olan memnuniyetimizi özellikle vatandaşımız, özellikle gençlerimiz adına iletmek istiyorum. Ve değerli bakanım sizlere ve ekibinize teşekkür ederim. Sadece orta öğretim seviyesinde değil, yüksek öğretimde de hükümetlerimiz aynı titizlikle takip gerçekleştiriyor. Bu sebepledir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 81 ilimize de üniversite kuruldu. Özellikle eğitim alanında 2000'li yıllarda 60-70 kişilik sınıflarda ders gören, öğretmensiz dersler geçiren ve okullarda tek bir bilgisayarın dahi olmadığı bir nesil durumundayken son 15 yılda eğitim sistemimizdeki fiziki mekan, personel ve erişim boyutu da önemli olduğunu unutmadan özellikle donanımlı insan yetiştirmenin temel altyapısını oluşturmak adına çok güzel işbirlikleri yaptık eğitim hizmetlerini kapsamlı bir yaklaşımla ele alıp çocuklarımızın barınma, spor ve kültürel faaliyetlerine yönelik altyapı hizmetlerini güçlendirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu dönemde ilk ve orta öğretimde her çocuğumuza ücretsiz ders kitabı verdiniz. Bu konuda değerli bakanım size bakanlığınıza müteşekkiriz. <laughs> Çocuklarımızı bilgi toplumuna hazırlama hedefimiz çerçevesinde 2002'den sonra okullarımıza milyonlarca bilgisayar tahsis ettik. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki iş birlikteliği, bu konudaki çözüm üretimi gerçek dünyanın gerçekten dünyanın birçok yerinde de örnek gösteriliyor. Okullarımızın tamamına hızlı internet erişimi sağladık. 8 derslik ve üzeri 20.279 okula bakanlık olarak bilişim teknolojisi sınıfları kurduk. Kablolu erişimin olmadığı 5.000 civarındaki köy okuluna internet üzerinden uydu üzerinden internet hizmeti sağladık ve bununla da yetinmedik. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte çocuklarımızı ve okullarımızı geleceğe taşıyacak tüm dersliklerin akıllı sınıf haline getirildiği Fatih Projesini başlattık. Bu projede sadece bizim bakanlığımızın 45.653 okula 432.000'den fazla etkileşimli tahta gönderdiğini biliyoruz ve yine çok fonksiyonlu yazıcılar gönderdiğini, döküman kameralar gönderdiğini biliyoruz. Bunların toplamı bizim bakanlığımızın yaptığı destek anlamda bunların toplamı 1.729 milyon Türk lirası. Ayrıca Fatih projesi kapsamında öğretmenlerimizin eğitimini bu projeye yakışır bir şekilde yapabilmek adına teknolojiyi de kullanarak 81 ilimizde 110 adet uzaktan hizmet İşi eğitim merkezini de iki bakanlık olarak işbirliği çerçevesinde kurduk. Ülkemizde bilgisayar okur yazarlığından daha ileri bir